Bir de Beşiktaş buna izin veriyor. Kendi yarı sahasına çekilmiş bir takım var. Artık orada zaten savunmada kalabalıksın sen. Beşiktaş da kendi yarı sahasına çekilmiş. Biraz daha orada üretken olmaları için Belanda'nın aktif olması lazımdı. İç aktiftiydi. Evet. Yani evet. sanki maçta varla yok arasındaydı. Ha bir de şu var tabii. Ömer girdikten sonra hareketlilik getirdi. Doğru işler yaptı ama Emre Akbaba daha erken girebilirdi. Zaten artık yarı sahaya yıkmışın oyunu. Sana ne lazım? Orada şut atacak. Skor üretebilecek. Asist yapabilecek. Yani anahtar pas atabilecek. Ve ne? Falcao'nun yanına tamamlayıcı olabilecek. O, olabilecek. Bunu en iyi yapan oyuncu kim? Emrah, Emrah Baba. Baba. Oralara giren, o baksa gol pozisyonuna koşan, oralara sürekli atak yapan bir oyuncu. Ben o konuda gecikildiğini düşünüyorum. Burada ne olabilirdi? Bence Demina kenara alınabilirdi. Daha erken. Çünkü zaten Beşiktaş gelmiyor. Seri oyunu kuran seri. Baskı yok. Baskı yok. Zaten ha bir de maça şöyle başladı. Onu anlatırsak daha iyi olur. İki takım da orta saha merkez oyuncusunun birini stoperlerin arasına sokuyor. Üçlü defans gibi oynadı oyunu kurarken. Yani burada Beşiktaş'ta da yaptı. Arada Atima <gülüyor> Galatasaray'da da <laughs> Lemina yaptı ...ve Galatasaray cidden üçlü oynuyor gibi görünmüş. yaptı çok ama üzülüyor. artık ikinci yarı Lemina'ya gerek kalmadı. kalmadı. Evet. Orada ne yapacaktın? Lemina'dan feragat edip Seri zaten onları çok iyi yapan bir oyuncu ki bunu gösterdi. Orada bir oyuncu fazla ...Emrak Babayı hoca sokup içeri atabilirdi. Bence orada biraz gecikildi. şunu aldı, hoca da şunu düşünmüş olur. Zaten oyunu hükmediyoruz... Atarız. Atabiliriz ki o öyleydi. Ama Emre'yi soksaydı bence daha fazla pozisyona girebilirdi, Gol atılma şansı yüksek olurdu. O anlamda ben Fatih Hoca'nın orada bence biraz geciktiğini düşünüyorum. Ama ben yine söylüyorum Beşiktaş'tan daha iyi bir oyun bekliyordum. Bu arada yani, hoca Emrah Baba üretken. değişikliğini yaptı ama orta sahadan adam eksilterek değil. Yine hücum hattından adam eksilterek yani oyunu kuruyor, çıkardı yerine Emrah Baba'yı aldı. Hani Tabii. çok da riskli bir tercihte bulunmadı. Ya işte zaten girdiğinde, 89 mu? 90 87. Mı? Ha, 80. Yani maçın sonlarında evet. soktu. Ya ben o konuda gecikildiğini düşün Veya Adem Büyük. Çünkü zaten Beşiktaş gelmiyor. Yani cıvız atak. Şey, sakatlığı var ya. Ha sakatlığı. Yani Adem yoktu, pardon. Yani orada Emre Akbaba gibi oyuncuyu ki, şöyle düşünelim. Bundan 2-3 hafta evvel takımın skorunu skor üreten takımın en iyi oyuncularından biri de Emre Akbaba'ydı. Yani hani yeni sakatlıktan çıkmış maç ritmi yok diyemeyiz. Yani bu maçta bence denenebilirdi. Ama ben yine söylüyorum bir Galatasaray için bu kayıp değildir. Ne olursa olsun rakiplerin puan kaybetmişti ve rakiplerinle oynayacaksın. Yani ama Beşiktaş için bence iki puan kayıptır. Artık şampiyonluk şansı yani vardır ama çok düşüktür. O anlamda Beşiktaş'ı daha iyi bekliyordum. Daha üretken bekliyordum daha agresif, daha ucuma giden bir Beşiktaş bekliyordum. O da biraz maçın temposunu düşürdü. Evren Turan'ın da dediği doğru. Seyircisiz olmak. Tabii ki de Gaz, Gaz şu oyunun üstüne çıkabilirdi seyirciyle. Ha Beşiktaş tarafını da etkilemiştir. Onu da söylemek lazım. Ne olursa olsun seyircisiz. Yani Gaz çok etkilemiştir ama Beşiktaş tarafı da seyircisiz oynanması biraz onları da şey yapmış olabilir. O anlamda yani ama ne olursa olsun Gaz kazanmaya daha yakın takındı. Bunu söyleyebiliriz. Emrah Baba ile ilgili Ender Hoca'nın sözlerine katılıyor musun? Katılıyorum. Yani biraz daha erken bir hamle belki çok daha farklı bir oyun getirebilirdi. 87'de yapılmış bir hamle zaten hocanın da Emre'den beklentisinin biraz daha oyunu tutmak ya da çok daha fazlasını bekliyor olsaydı hoca Emre'den Emre'den biraz daha önce oyunu değişikli oyun değişikliği, oyunu değişikliği yapmasını isteyebilirdi kadro içerisinde ama şu anda 87'de yapılmış bir hamlenin de çok skoru değiştirme arzusuyla yapıldığını düşünmüyorum. Ee, Emre'nin biraz daha erken girmesi, Ömer Bayram'ın da etkinliğiyle beraber Falka'nın ee, daha etkili bir şekilde ikinci yarı çıkartmasını sağlayabilirdi. İlk yarıdaki o Belhanda'nın düşük performansı hücumda Falcao'yu da çok zorlayan hatta daha fazla yorulmasına da sebep olan bir faktördü. İkinci yarıda Ömer'in Ömer oyuna girmesi oyunu biraz daha Falcao'nun daha rahat oynamasını sağladı. Bir de bunu Emrak Baba eklenseydi sanki biraz daha erken bir vakitte ee, evet, ben, ben biraz daha etkili olabileceğini düşünüyorum. 11. çünkü oyun içerisindeki ikinci yarın özellikle son bölümlerinde, son 20 dakikasında, 25 dakikasında performansının artık e, tükenme noktasına geldiğini gö gördük. Hoca belki burada biraz daha hızlı davranabilirdi. İki takımın da aslında takım savunmasında fena işler yapmadığı bir akşamdı. Ama Galatasaray'ın stoper ikilisi Dong Markao sağının sanki ön plana çıkan oyuncular arasındaydı Evren Turan. Bilmiyorum katılır mısın? Evet çünkü Galatasaray daha ön tarafta oynadı. Yani Galatasaray maçın çoğu bölümünü 40-50 metrede oynadı. Yani onun için fazla yorulmadılar. Yani top stoperler oyunu da zaman zaman kurdu. Yani baktığında Dong devamlı çıktı. Bir taraftan Markao çıktı. Şimdi Vida'yla şeyi Luis'i çok fazla göremedik mesela. O ilk bölümlerde biraz çıktı onlar ama topu daha iyi kullanan iki stoper aslında Donk'la Markao. Yani top da Galatasaray'da daha fazla olduğu için onlar da hücuma çok fazla katıldılar. Ama duran toplar aslında burada belirleyici olacaktı. Yani Galatasaray bu pozisyonları kaçırdın evet karşı karşıya atamadın, beceriksizliği yaptı şanssızlık vardı. Ama duran toplarda mesela Donk'un çıktığı bir kafa var. Yani orada mesela Donk onu biraz daha yere vurabilirdi. Veya işte Falcao'nun vurduğu biraz kafa. biraz daha alçaktan gelse. Falcao'nun mesela vurduğu kafa var. O Müthiş bir pozisyondu. Bir de ittiler ona, ona bir, rağmen yaptığı iyi yaptığı bir orta vurdu. vardı mesela direğin dibinden gitti. Yani duran toplar da aslında maçı çözebilir. Çünkü bu tip maçlarda Beşiktaş da aslında çok iyi duran toplar kullandı. Caner'le beraber sol taraftan. E bazen oyunu çözemediğiniz bölümlerde veya gol kaçırdığın bölümlerde duran toplar çok etkili oluyordu. Ama Galatasaray bu sefer son 2-3 haftada kullandığı o duran topları e, bu sefer iyi değerlendiremedi. Yani sonuca getiremedi. Yoksa oyun belki çok önce de kopabilirdi. Veya işte bu tip maçlarda 80 85 arası da gol attı mı bir daha çıkmaz mesela. Evet. Son bölümden sonra şunu dedik mesela biz 70'ten sonra izlerken. Kim atarsa biz maç yani. biter. Yani tamam Galatasaray daha yakın aynen, ama bir kontraya Beşiktaş. Bir ya kadar atarsa iş biter. Yani birden fazla golün olmayacağı bir maç izlenimi. 10. dakika itibariyle oluşmuş. Yani evet yani sonuçta evet. e, tabii maçı izlerken de şimdi oyuncu olarak evet. ben bir tane böyle maç oynadım. Ender Hoca oynadım bilmiyorum sen seyircisi maç oynadın mı hiç? oynadım. Ya bir tane o maç oynadım. Ya yani o maçtan yani o performans olarak hani kızıyoruz oyunculara belki ama hani atamadı edemedi veya gerçekten konsantre olmak çok kolay iş değil. Yani konuşmaların çıkıyor. Pasa attığın zaman işte tam böyle havaya giremiyorsun veya iyi bir hareket yapıyorsun. O falan bekliyorsun. Bir alkış, bir evet. yok. Hani iyi mi yaptın, kötü mi yaptın? Yani maçı yaşayamıyorsun orada. E bu iki takımın da oyuncularının performansını etkilemiştir yani o Tabii. kesin. Zaten bu maçın <laughs> içerisinde belliydi ama ona rağmen ona rağmen Galatasaray takım bu kadar pozisyon yakalayıp atamaması da çok ilginç. Yani normal bir durum değil. Yani artık bunları yakaladın mı şampiyonluğa giderken bunları atacaksın. Yani burada eleştiri yaparken yani nasıl övüyorsak eleştiri de yapacağız. Orada yakaladın mı atacaksın. Bu Beşiktaş için en, en kudu içinde geçerli. Orada yakalamıştır atacaksın. Net, net mesela en, kuducu, en kudu da iş bitirici bir oyuncu değil. Yani oralara çok iyi giriyor. Mariano'yu mesela kaç defa geçti orada. Evet. Bayağı zor durumları düşürdü. Ama işi bitirmede final paslarında şeyi yok. Teknik kapasitesi bir de değil. çok ha. güçlü değil. oyun kuru mesela ondan daha yok. önde. Mesela lige baktığında evet. performans olarak. Ama bugün de o da işi bitiremedi. Mesela bir de Enkodu aslında çabuk bir oyuncu. Bayağı yani çabuk atletik oyuncu. ama hep ayağına istiyor. Mesela bekle stoper arasına koşu yapsa daha etkili olur. Hep ayağına istip o, o da biraz meziyeti o Birebir de etkili olduğunda. Ama o beklerle stoper arasına koşular yapabileceği pozisyonlar var. Evet. yapmadı. Oyun olmaya. bilgisiyle de alakalı biraz. Tabii tabii. Boyd da zaten hiç ucun, yani defansif olarak iyi işler yaptı. Savunmadan da Boyd mesela çok geriye Boyd bir çok iyiydi. Dardımcı ben oldu. bir şey söyleyeyim. Burak Yılmaz da yok. çok iyiydi savunma olarak. Ben hatırlamıyorum Burak'ın 6-7 kere stoperleri, orta savunucularını kovaladı, faal yaptı. Yani, evet. yani pozisyonları kesti. O anlamda Beşiktaş savunma anlamında iyi işler yaptığı dönemleri var ama ne kadar yaparsan yap. Yani görüyorsun birçok da pozisyon verdin. Yani bu kadar kapalı oynamak, bu yani bu kadar kendi yarını sahana çekilmek, iyi dediği gibi Evren Turan seyirciyle birlikte olsaydı bunun çok çok üzerinde ve Galatasaray'ın atakları olabilirdi. Ama keyifsiz bir maç. Yani kolay değil tabii ki de seyircisiz oynamak. Ama ya devletimizin aldığı bir karar var. Buna da uymak lazım. Yani bütün, ama iki takıma da teşekkür ediyoruz yani centilmence bir maç oldu Aa, seyircisiz oynamak kime yaradı? hakeme yaradı Yani birine yaradı diye düşünüyorsan <laughs> hakem mahzuruldu. hayatının en rahat maçını ve evet. ilk defa sanırım derbiyi yönetiyor Doğru, ilk defa. Ee, yani demek ki hakemlerimiz seyircilerden etkileniyormuş yani, yani genelde de oynatmaya yönelik bir, teksik, bir görüntü sergiledi hiç fena bir performans çıkarmadı yani kart, kart, neredeyse yetin. kart çıkarmadan maçı bitirecekti yani o derece evet. Bir de bu kulübeleri de etkiliyor. Farkındaysan kulübeler de bayağı sakindi. Demek ki işin coşkusu seyirciymiş yani. Hakemleri de zorlayan. Hakemlerimiz de demek ki mental olarak bunlara iyi hazırlanması lazım. Bu seyirci baskısını, e, kamuoyu baskısını atlatırlarsa demek ki iyi maç yönetilebiliyormuş. O zaman baba ne olacak? seyirci olmayacak mı Hakemler iyi maç öncek <laughs> diye. Yok işte biz ben onu aşmalarını söylüyorum. Bunları aşarlarsa daha rahat maç yönetirler. Biz de hakemlik yaparız o zaman yani Ya ya da ne yapacak? <laughs> kulağını kapayacak. Yani o anlamda söylüyorum. <laughs> Bunu aşmaları gerekiyor. Yani gördüğümüz üzerine demek ki hiç böyle derbi tecrübesi olmayan hakem dahi bu maçta iyi maç yönetti. Ama